Evet, getirdiğimiz malları karayoluyla değil, hava yoluyla şehire sokacağız. O zaman şu malları bir götürelim bakalım, değil mi? Hadi bakalım. Gençler, iyi Hoş geldin akşamlar. patron. Hoş geldin patron. Hoş bulduk. Hazırlıklar tamam mı? Hazır patron, istediğiniz gibi. Pekala. Hadi gidelim. Şu an TK itibariyle. 1907'den kuleye. 2 numaralı pistten kalkış izni istiyoruz. Anlaşıldı. Tamam. Patron, kemerleri bağlı kalkıyoruz. Pekala çocuklar, hadi. Bu da en güzel ud ya. Vito şehire geliyor, Chet. 4 numaralı piste iniş izni istiyoruz. Anlaşıldı, tamam. Kule irtifatımızı indiriyoruz. Gerekli hava kontrolünü sağlayarak. Ay çocuk güzel indi ama ha. Güzel. Hop mis. Güzel, güzel indi. Patron, ikaz ışıkları sönmediği sürece kemerlerimizi çıkartmayalım. Beni ikaz edecek bir ışık yok oğlum. Sen rahat ol. Haklısın patron. Şoför gelmemiş mi? Burada olacaktı. Bizim çocuklar yok mu? Şoförü bekliyoruz şu anda. Sizin için özel bir şoför ayarladık patron. Güzel bir şoför. Polis. Los polis Santos geldi. Polis Departmanı konuşuyor. Mavi uçaktaki şahıslar. Bu bir terörist uygulamasıdır. Tamamen söylediklerimi yerine getireceksiniz. Aksi takdirde size ateş açılabilir. Özel şoför geldi. Sakin olun gençler. Silah var mı üzerinizde? Var patron. Tamam, silahları torpidoya koyun. Tamam. Silah çekmeyin. Anlaşıldı. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Uçağın pilotu. Ellerin havada bir şekilde uçaktan in. Arkadaki mallara bakarsa biz bir şey bilmiyoruz deyin. Her şey benim üstüme atın. Siz rahat olun. Anlaşıldı patron. Oğlum bu ne? Helikopterle helikopterle. Çok fena baskın ama. Uçağın pilotu. Sol kanada doğru 4 adım ilerle. Arkan dönük bir şekilde devam ediyorsun. 4 adım sol. 3 adım daha sol. Yavaşça kıyafetlerini çıkartıyorsun. Ellerin havada, pantolonun kalabilir. Kendi etrafında yavaş bir şekilde 360 derece dönüyorsun. Polis manyak hazırlık yapmış yalnız. Şehre geleceğimizi bir yerlerden haber almışlar. 5 adım sola ilerle. Bruce Coldman'in işi olabilir mi Chet? Uçağın yolcu tarafındaki şahıs. Ellerin havada bir şekilde sakince uçaktan iniyorsun ve polislere arkana dönüyorsun. Ulan Bruce Coldman. Beş adım sol kanada doğru arkan dönük bir şekilde ilerliyorsun. Geri geri. Beş adım sola devam ediyorsun. Üstünü çıkart, sadece üst vücut. Ellerin havada bir şekilde kendi etrafında 360 derece yavaşça dönüyorsun. Ellerin havada. Polis işi yalnız nasıl ne sıkı tutmuş Vito için ya. Riot, helikopter. Kaç tane polis var oğlum burada? Yanına gelmesini bekliyorsun.
Bütün pidi gelmiş he. Uçağın içindeki diğer şahıs, ellerin havada bir şekilde iniyorsun ve arkada polislere düşüyorsun. Baktığın bir tane uçağın ön tarafında olmalı. Beş adım sola açılıyorsun. Bir, iki, dört, beş. Üst vücudundaki ceket ve gömleği çıkartıyorsun. Yavaşça yere bırakıyorsun. Ardından tekrar ellerini havaya kaldırıyorsun. Beş adım sola açılıyorsun. Kendi etrafında 360 derece dönüyorsun. Lan bu ne oğlum? İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar memur bey. Yapmaya devam ediyorsunuz. Yavaşça ellerinizi arkada birleştirir misiniz? Neydi lan? Neyse. Ellerinizi indirip arkada birleştirebilirsiniz. Oğlum ne alıyorsun hepsini? Arka mıydı? Neydi arkadaşlar be? Valla arkada mıydı? Unutmuşum. Los Santos Polis Departmanı tarafından tutuklusunuz. Konuşma hakkına sahipsiniz. Konuşuyorsunuz. Her şey mahkemede elinizde delil olarak kullanılabilir. Avukat tutma hakkına sahipsiniz. Avukat tutacak. Maddi durumunuz yoksa devlet size bir avukat atacaktır. Haklarınızı anladınız mı? Anladım memur bey. Durum hakkında siz de kime detaylı... aldığınızı anladınız galiba. Durumla alakalı detaylı bilgiyi departmanda size sağlayacağız. Gerekli izinlerimiz var. Bu konuda bir problem yok. Şimdi yavaşça üstünüzü arayacağım. Bana dönüp ani bir harekette bulunmuyorsunuz. Korkmayın, endişelenmeyin. Ayaklı bir şekilde açalım. Arkanızı dönün lütfen. Telefonunuza geçici süreliğine el koyuyorum. İşleriniz bittikten sonra tekrar size sağlanacaktır. Araca geçiyorsunuz. Peki. Helikopter uçak temiz araçlara geçiyoruz. Lan helikopter de tam psycho ha. Red önüne geç, Victor sıralaması. Red'in arkasında biz varız. Helikopter. Nasılsınız memur bey, iyi misiniz? İyiyiz efendim, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Başka bir araçla gidebilirsiniz. Riot devam et. Victor 2'de. Kenan. Kötüyüm birazcık. Sakin. Emir Bey nedir bu hazırlık ya bu kadar? Efendim isimsiz bir ihbar doğrultusunda gerekli arama izinleriyle birlikte az önce inmiş yaptığınız... Telsizden konuşuyoruz. Yok değil. Az önce inmiş yaptığınız uçakla ilgili bir ihbar vardı. Bunun doğrultusunda gerekli arama izinleri çıktığı için uçağınızda bir arama gerçekleştirdi. Akabinizde kısa süreli tutuklama kararı var. Hakkınız ufak bir sorgu işleminiz alınacak. Ardından nöbetçi mahkemeye yönlendirilmeniz için gerekli işlemleri Los Santos Polis Departmanı tarafından sağlayacağız. Avukat tutma hakkına da bahsettiğim gibi sahipsiniz. Eğer bir avukatınız varsa kendisine ulaşabiliriz. İsim ve soy ismini bize belirtmeniz yeterli. Bizi yargılayacak mahkeme var mıymış burada? Memur bey. Tamam, yere eşlik etsin. İki charger var. Zaten dörder geliyor. Çıkış yapabiliriz. Devam edelim. O ayakta duran Laz değildi ya. Laz değildi arkadaşlar. En son diyorduk. Beyefendi avukatınız var mıydı? Sizi savunması için. Ben kendimi savunurum. Merak etmeyin. Pilotları ilk sorgu bitene kadar hücre tarafından gereksiz diyaloğa girilmesin. Bırakın kendileri düşsün, yürüyebilir. Beni takip ettiniz. Buyurun. Ellerinizi çözeceğim. Ardından masaya oturup ortada gördüğünüz demire tekrardan kelepçelemek durumundayım. Herhangi bir açlık, susuzluk ya da kendinizi iyi hissetmeme durumunuz var mı? Doktor çağırabiliriz.
İyiyim, sağ olun. Buyurun oturun. Kelepçelemeye gerek var mı? Kaçmayız buradan da herhalde ya amirim. Peki, gösterdiğiniz iyi niyeti biz o zaman aynı iyi niyetle karşılık verelim. Alın. Başlamadan önce ufak bir bilgilendirme yapacağım. Dediğim gibi gerekli izinler ve isimsiz bir ihbar sayesinde bu operasyonu ve akabinde uçağınızın araması gerçekleştirildi. Bu konuştuklarım şu anda kayıt dışı. Bu konuyla alakalı kendinizi hazır hissettiğinizde kayda girip resmi sorguyu başlatayım. Onun öncesinde bir soracağım ama uçak size mi aitti? Bana ait. İsim soyisim olabilir miyim? Vito Salvatore. Babayım. Vito Bey, herhangi bir açlık, susuzluk ya da kendinizi iyi hissetmeme durumunuz yoksa sorguyu başlatacağım. Başlayabiliriz, buyurun. Eylül Cuma saat 20.45. İsimsiz gelen ihbar akabinde savcılık izni doğrultusunda Vito Salvatore adlı şahsa, kendisinde içinde bulunduğu bir süre içerisinde jetine kontrol amaçlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyondan elde edilen maddeler kanıt 001-0207 dosyasında mevcut. Sorguya alan memur Kenan Kan, gözetmen memur Arthur Morgan. Tekrardan hoş geldiniz. İsim soyisim rica edeceğim kayıt için. Vito Salvatore. Vito Bey, uçak size mi ait? Bana ait. Daha önce bu uçakla herhangi bir şekilde buna benzer bir operasyon geçirdiniz mi? Geçirmedim. Uçağınızda bulunan maddeler bilginiz dahilinde mi? Yani içinde bir takım şeyler vardı kişisel kullanımım için. Biraz açar mısınız konuyu, ne tür bir kişisel kullanım? Açıkçası son zamanlarda pek iyi değilim. Bundan dolayı İtalya'daki doktorum biraz kafamı dağıtmak için yasal olarak bana kerevir vermişti. Bunu kullanıyordum ama suç olduğunu bilmiyordum. Bunu peki buraya gelirken uçağın kargo bölümünde bunların bulunduğunu beyan ettiniz mi? Çünkü bizde öyle bir kayıt yok. Soran olmadı memur bey. Anladım. Pilotlarınızı ne kadar süredir tanıyorsunuz? Uzun süredir tanırım. Uzun süredir sizinle mi çalışırlar? Bana çalışırlar. Pilotlarınızın daha önceden herhangi bir şekilde sizden habersiz illegal bir madde taşıdığını ve bununla alakalı ifade verdiğine, herhangi bir işlem uygulanmasa bile herhangi bir şekilde duymuşsunuz var mı? Hayır, yok. Şimdi şöyle, bu bahsettiğim kenevirleri öncelikle sizin pilotlarınız bu işten sorumlu diye düşünüyorum ya da bilmiyorum, lojistiğinizde kim ilgileniyorsa. Bu kişinin bunları bize belirtmesi gerekiyordu. Akabininde zaten aracınızdan bulunan kenevir miktarı herhangi bir şekilde yasal sınıra yakın bile değil Vito Bey. Bunun bilgisi dahilinde miydiniz? Yani uzun süre gitsin diye düşündüm memur bey. Sonra bulması zor olur. Sağlık problemleri malum. Reçeteli olarak Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde bunları temin edebiliyorsunuz, ancak aracınızdan yanlış hatırlamıyorsam, birazdan incelemiz tekrardan gelecek ama 20 kiloya yakın kenevir çıktı. Akabinde sizin az önce bahsetmediğiniz bir şekilde de 4 adet silah çıktı. Bu silahlar bilginiz dahilinde mi? Yani bizim bu silahlar kendimizi korumamız için daha önceden aldığımız silahlardır. Silah alımlarınız ve kendi korumanızla siz mi ilgileniyorsunuz yoksa başka birisi mi bu işleri üstleniyor? Ben ilgileniyorum. Bu silahların Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde ruhsatlatılması gerektiğine dair sınırın bir bilginiz yok. Bu silahları maalesef ruhsatlatmanız gerekiyordu. Tabii biz de zaten ruhsatımızı alacaktık bugün gelirken. Anladım. O zaman yanlış zamanda yanlış yerde. Evet, biraz peki, öyle olmuş, kusura bakmayın. Bu konuyla alakalı sizin burada bu uçaktan sonra sizi buradan alacak ya da bir yere götürmenizi sağlayacak kişiler var mıydı yoksa kendiniz mi gidecektiniz? Yani benim oğlum beni almaya gelecekti ama gelen olmadı açıkçası. İsmini öğrenebilir miyim oğlunuzun? Oğullarım var. Kenny Salvatore. Mesela. Oğullarımdan kastınız bu beyefendiler sizin biyolojik oğlunuz mu? Yani evlatlıklarım. Ama benim nüfusuma kayıtlılar, evet. Anladım zaten, hani şey anlamda değil, direkt evraklar. Anladım. Evet, zaten nüfusuma bakarsanız görebilirsiniz. Şimdi Vito Bey, şöyle bir durum var. Evet. Az önce saydığım durumlardan, aracınızda, pardon, daha doğrusu uçağınızda çıkan silahlardan ve kenevirden dolayı
Maalesef şu anda içinde bulunduğunuz durum bir suçüstü durumu. Bu suçüstü durumunda geçici olarak tutuklu kalacaksınız. Akabinde sizi nöbetçi bir mahkemeye aktaracaksınız. Bununla alakalı tekrar söylüyorum. Aklınıza takılan ya da herhangi bir şekilde hukuki yardım almak istediğiniz bir konu varsa avukatınıza ulaşabilirsiniz. Sizi biz götürmeden önce. Amirim, biz sizinle özel bir görüşme yapamaz mıyız ya bu kayıtlar olmadan? Şu anda kayıtlar açık. Böyle bir şey şu anda yapamayız. Belki yolda birazcık hasbihal edebiliriz diye düşünüyorum ama. Anlıyorum. O zaman konuşursak daha iyi olur herhalde. Peki. Sayın Vito Salvatore, 2 Eylül Cuma günü saat 20.40 sularında gerçekleştirilen operasyonda elde edilen deliller kapsamında buraya gelip vermiş olduğunuz ifadede herhangi bir şekilde baskı altında kalmadığınızı ve adli melekelerinizin yerinde olduğunu ve doğru kararlar vererekten kendi hür özgür iradenizle bu ifadeyi tüm samimiyetinizle verdiğinizi onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Tamamdır Vito Bey, çok kısa bekleteceğim. Bu verdiğiniz ifadenin transkripti gelecek. Onu imzalamanız gerekiyor. Oradan nakil işlemleriniz başlayacak. Çok kısa bekleteceğim. Amirim, bir görüşelim amirim. Görüşelim ya tabii. Arthur Memnun, sen de şu arka taraftaki çocuklara bakar mısın? Ne durumdalar nakil konusunda? Hadi şu işi bir konuşalım değil mi? Ücretim yok abinin de. Tamam, kayıt odasını boşaltabiliriz. Sen de yukarıya çık. Zaten bir esprisi yok artık bunun. Transkripti bir imzalatayım. Sen çık, burada durmasına gerek yok kimsenin. Ben geldim. Amirim, adınız nedir? Kenan. Kenan Kan. Bu arada bu, biz konuşmaya devam ederken ifadenizi tekrardan göz geçirebilirsiniz. Herhangi bir şekilde eksik ya da fazladan eklenmiş bir şey olmadığına da. En sonunda evet. Sağ altı imzanız alacak. Buyurun, dinliyorum. Amirim, mesleğinizi seviyor musunuz? Fazlasıyla. Peki göreviniz nedir? Los Santos Polis Departmanı'nda kaptan bünyesinde görev alıyorum. Aynı şekilde dedektif bürodan sorumlu amirim. Hı hı. Burada bir şef olmayı isterdiniz değil mi? Ya bazı zamanlar oluyor tabii. Değil mi? Sonuçta bakıyorum, şefe bakıyorum, kendime bakıyorum. Tarafa gelebilir mi diğer araçların? Yani abirim. Arthur, izin verir misin? Ekstra probleme transkripti imzalatıp çıkacağız zaten. Abirim, Amerika'da tanıdığım bazı sevgili senatör dostlarım var. Öyle mi? Evet evet, ve bu gibi mevki işlerinde biraz nazımız geçer. Siz bu belgeyi görmeseniz, biz de bu senatör dostlarla bir görüşme yapsak. Hangi belgeyi? Ha, o kadar diyorsunuz. Yo, o kadar değil, hangi belgeyi? Bu az önce kayıt altında olan belge. Evet o evet evet, bu yani. Kayıtları, belgeleri. Ben burada şu sırada telefonunuzu da veriniz. Dur, telefonu zaten sizde galiba, ben cebinize atmışım gelir. Şöyle, bu maalesef bunlar artık kayıt altında, o yüzden böyle bir durum gerçekleşmeyecek. Yüce Los Santos adaletine sizi teslim etmek zorundayım. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıydı geçmeden önce? Amirim. Bak. Buyurun. Los Santos güzel şehir. Değil mi? Güzel bir yerde yaşarsın. Lüks bir arabaya binersin. Evli değilsen güzel kadınlarla olursun. Bence bir düşün. Bunlar benim avucumun içinde. Ben büyük ihtimalle doğruluğun yönünden gitmeyi tercih edeceğim gibi duruyor. Nasıl yaparız bilmiyorum ama. Ha, teklifleriniz güzelmiş. Bunu şefe de ben bildireyim en yakın zamanda, bu teklifinizi. Belki yardımcı olur size. Belki o daha yukarılara çıkmak istiyordur, ne dersiniz? Daha lüks arabalara. Yüksektekiler yerin altına girmeyi de öğrenirler amirim, siz merak etmeyin. Peki, imzalayalım. Hiç problem yok, yer altında da varız, problem değil. Hazır mısınız? Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? İmzaladıysanız bırakabilirsiniz. Davul hazır mı dışarısın? Olumlu. Buyurun. Tamamdır. Hazır. Masada kalabilir. Buyurun, geçiyoruz. Araca geçerken plastik kelepçe takacağım, herhangi bir şekilde arkadan kelepçe. Ulan oğlum bir... Bana doğru gelip bileklerinizi önde birleştirmişsiniz. Araç maraç bir şey verelim dedik. Bir ön tarafa para verelim dedik. Arkadan kelepçeli. Adam kabul etmedi. Yapaydın yadayı bir tane, biz buradan çıkarız dedik ama olmadı. Buyurun, tamam çıkabiliriz, burası tamam. Evraklar kalsın, çocuklar alır evrakları.
Beşler. İşte buyurun. Bruce Coleman'in bıraktığı PD böyle PD oluyor. Shotlar da gerek ceza işlemiyordu Bruce Coleman'ın. Shotlar yazık ya, onları kes gönder. Naftanın farkında bile değiller. Geçmiş olsun arkadaşlar. Pilotlar için bir kişi bırakın, onun harici şeye gelsin. Federale gelsin. Lovell, bu arada Vitabey'in aracında deniliyor musun Lovell? İkimiz olacağız. Bir tane van lazım. Sadece ben bineyim diyorum. İkimiz bineyim. Sen ön tarafa geçsen daha mantıklı olabilir. Hayırlıyoruz. Van hazır değil mi? Oğlum. Tamam, buyurun. Herkes araçlara çıkış yapıyoruz. Ulan hayatımız hapishanede geçti be. Arka aracı biniyor. Arka tarafta mı? Arka tabii. Arka transa biniyor. Sol taraf. Hangisi arka? Bu değil mi? Önümüzdekine işte. Buyurun, buyurun önümüzdeki. Anahtarı bu benim karakter. Ha, polisler yavaş yürüyor ondan. Benim karakter ne hızlı yürüyor diyecektim tabi. Arkaya arkadaşlar yardımcı olacak. Buyurun. Yanamıyorum, eğri kalksın. Oğlum ne, eğri havalandırabiliriz. Tamam, bekle bakalım. Lovo, seni çok ufak bir alayım. Şahıs ikinci vanda, dikkatli oluyorsunuz. Herhangi bir şekilde kaza durumu yaşanmıyorsunuz. Sınırını aşmanıza gerek yok. Kalabalıyız. Yanıma gelsene. Baba bu nasıl bir koruma attı ya böyle. Aldım. Tamam, ben gecenin bir sabahı vardı değil mi? Yolumuz da uzun. Düşünmek için de vaktim var. Her gecenin bir sabahı vardır ha. Kiminle görüşüyorum? Kenan Kan ben. Bir ara denk geliriz demiştik ya değil mi? Nasıl gidiyor? Nasıl olsun ya? Bir tane beyefendi varmış da onu götürüyoruz. İlaçlarıyla falan yakalanmış. Biraz sınır aşmış toptan aldığı için de. Onu götürüyoruz. Hı. Tamam. İkinci van. İkinci van. Unutmam, bunu da boş geçmem. Ters yeri de geçelim. Tezgah tuşu. Aha! Evet. Biz bizeyiz ya. Evet. Aklımızda bulunsun dedim. Temin edeyim dedim. Ha bir de şu var zaten. Ya birazdan zaten fark edersiniz. Herkes yardımcı olur. Ben adaletin ışığından kolay kolay ayrılmam. Evet. Böyle bir kez daha betimleyeyim ben size. Kavlur da tekrar denk gelemezsek, konuşamazsak Kenny'ye selam söyleyin, o beni tanır. Anlaşıldı mı? Kenny'ye selam. Konum alın. Aynen. İnmiyorum vandan. İkinci vandan inmiyorum. Tabii kafanızı eğiyorsun. Eğiyorum, eğiyorum. Ne oluyor amirim? Ulan ne mevzu çıktı ha? Değil mi? Bazen son cümlelere getirmek şey olmuyor. Kendisi de yardımcı olur zaten. İyi bakıyorsunuz kendinize. Ataydın keşke. Tamam ateş kes. Tamam ateş kes, ateş kes, ateş kes, ateş kes, ateş kes. Patron. Hadi abi sizde, baba. Sizde. Hadi abi. Özlediniz mi çocuklar babayı? Boğuşuyalım. Çık 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 çık. Gel gel gel. Tamam, bölgeye gel, daha gel. Çok insan gelmeden uzayalım artık burada. Bravo oğlum, bravo, haydi. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Çıkın. Bölgeye terk edin, çabuk. Helal be. Oh. Ne sense artık, sus. Çocuklar dikkatli olun, daha çok polis olabilir. Arkamdan bu kadar polis hiç görmedim. Dikkat çek, arkamdan gel ki dikkat çek, tamam mı? Kes, çık arkamdan. Bizim psikopat başladı yine. Arkadaşlar Van'ı takibi bırakalım. Bölgeden uzaklaşalım. Bu kadar basit. Harici bir şey yok. Bizi bir... Aynen aynen.
Canım. Baba bu arada Kenan Kan sana çalışıyor, haberin olsun. Öyle mi? Bana istihbaratını evet. O verdi. Selamını zaten iletmemi söyledi. Adamın kafasına sıkmasaydınız bari. Tam sıkmıyorduk, ellerini kaldırdı o bana anda. Bana sıktı birkaç saniye. Yani. Vuruyor da benle vurdum abi. Kimden bahsediyorsunuz? Kenan mı? Kenan ya. Çocuklar güvenli bir yere geçelim, bu araçtan kurtulmak lazım. İzleniyordur bu. Geçelim onu. Garaja. Yanınızda bıçak falan var mı? Beni bu bıçak kelepçeyle de plastik. Bende polis kelepçesi var. Şu anahtarı bir tane. Plastik mi? Bıçak plastik, var ben. Plastik. Okan abi ver, ben keseyim onu. Burada bunu ben bırakayım, şu evin arasından çekilmişe doğru geçin, şunu denize atacağım. Tamam. Hadi 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 çocuklar. Sakin biraz. Yeni malikaneden polislerin haberi var mıdır beyler? Yok baba, yok. Yoktur, bugün alındı zaten. İyi, güzel. Baba sizin şu çalaya doğru geri geç. Sen çok gözükme. Tamam mı? Yeni aldığımız tesis hazırlıkları açıldı mı oranın? Her şey tamam mı? Evet, evet, tamam. Tamam, yeni tesisi daha kimse bilmiyordur. İlk başta tesise gidelim. Tesiste daha iyi saklanırız. Ondan sonra iki tane çocuğu bizim malikaneye yollayalım. Oralarda bir polis yoksa malikaneye geçeriz. Tam tesiste şey yapın. İşaretledim abi. Tamam abi. Şirkete geçelim bakalım. Hala bizimkiler söyledi oraya. Arkasından geçiyor tabii. Benim arabayı... Abi onlar, bizimkiler bile yerini bilmiyor. Konum atarız biz onlara. Tamam. Benim siz çocuklara polis... söyleyin, ayrı ayrı gitsinler, hep birlikte giderlerse polis dikkat çekebilir. Şu elinizdeki silahları bırakın. Silahlar aynı. Arkadaşlar birazdan konum atacağım. Hepiniz ayrı ayrı geleceksiniz, konvoy halinde değil. Salvatore'nin... Gruba konum attım beyler. İnmeyin, inmeyin. Hayırlı olsun. Tamam, devam, devam. Attım, konuma gelirsin. Silahları cebimize koyun. Yanlışlıkla atış falan edersiniz. Nasıl mekan çeyir? Aşağısı açılıyor. Ne oluyor bu? Ohoho! Bir şaka, ben aşağısı cam, sıkıntı yok. Bu güzel operasyonu kim organize etti gençler? Ortak çalışma bu. Ortak çalışma. Güzel. Salvatore böyle hareket et. Hepinizin eline sağlık. Çocukları da tebrik ettiğimi söylersiniz de. Şimdi ben İtalya'dayken artık bu şehirdeki halarla alakalı iş akışındaki sorunları bol bol işittim. Bundan dolayı artık Los Santos'ta bütün pisliği biz elimizden geçireceğiz. O yüzden bu şehrin en büyük taciri biz olacağız.